Herkese merhabalar. Bugün çok güzel bir tarifim var size. Akşamdan kalan tavuk pilavınızı böyle değerlendirebileceğiniz güzel bir tarif olacak. Çocuklar da bayıla bayıla yiyecekler. Hem de israf etmemiş olurlar. Bakın şöyle içini de gösteriyorum size. Güzel köfteler yapacağım. Köftelerin şeklini dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Dışı çıtır çıtır içi de yumuşacık. Çok lezzetli, çok güzel köfteler yapacağız. Ve hiç bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Akşamdan kalan böyle tavuklarımızı didikliyoruz. Minik minik yapıyoruz. Ne kadar küçük olursa o kadar güzel şekil alacaktır. Tavuk göğsü ve tavuk butu karışık. Yani tavuğun her yerini kullanabileceğiniz bir tariftir bu. Akşamdan kalan herhangi tavuğunuzu herhangi bir bölümünü kullanabilirsiniz. Tavukları didikledikten sonra şöyle 6 adet haşlanmış patatesim var. Orta boy patates kullandım. Büyük patates kullanacaksanız 4 adet kullanabilirsiniz veya 3 adet kullanabilirsiniz. Tamamen tercihe bağlı. Bunu bağlamak için kullanıyoruz. Hem lezzet veriyor hem de bereketlendiriyor. Hem de tavuğumuzu pilavımızı değerlendirmiş oluyoruz. Patatesi de iyice çatala eziyorum. Tamamen böyle her tarafı ezilecek şekilde olmalı. Patatesi de iyice ezdikten sonra kenara alıyorum. Kabıma aktarıyorum. Üzerine didiklediğimiz tavukları ekliyorum. Malzemeleri açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bu malzemelerini dilediğiniz kadar çoğaltıp azaltabilirsiniz. Bir kase dolusu yani bir su bardağı kadar pilavım kalmıştı. Pirinç pilavı. 2 su bardağına kadar da kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntısı olmaz. Ayrıca lezzet veriyor. Pirinç içinde çok güzel oluyor. Pirincimi de ekledikten sonra tavayı ocağa aldım. 2 adet orta boy soğanı 5 yemek kaşığı yani içinde kavuruyorum. İster tereyağı kullanın, ister sıvı yağ kullanın. İki de, de çok güzel olur. Tuz, karabiber, pul biber, kimyon ve Sarımsak ekliyorum. 2 diş sarımsak ekledim. Diğerleri birer çay kaşığıyla koyabilirsiniz. Damak tadınıza göre baharatları çok veya az koyabilirsiniz. Baharatları ekledikten sonra tekrar kavuruyorum. bir dakika boyunca baharatların tadı iyice çıksın ve sarımsak da iyice kavrulduktan sonra ocaktan alıyorum. Soğanımız kavrulduktan sonra ocaktan alıyorum ve tavuk pilavın üzerine döküyorum. Çok kolay oluyor, çok da lezzetli oluyor. Ve karıştırıyorum. Hepsi birbirine özleşene kadar, iyice böyle hamur gibi olana kadar, birbirini tutana kadar karıştırıyorum. Böyle köfte şekli alması gerekiyor. İçine yumurta veya galeta unu koymuyoruz, hiçbir şey koymuyoruz. harcımızı iyice hazırladık bakın kıvamı bu şekilde birbirini tutacak tek elle dokunduğunuzda şekil vermeye çalıştığınızda şekil alıyorsa tamamdır şimdi yanıma bir tabağıma aldım ve şekil veriyorum dediğim gibi siz dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz bu şekli çok hoşuma gittiği için içli köfte şeklini veriyorum dilediğiniz gibi yapabilirsiniz böyle şekiller işli köfte şekilleri veriyorum Böyle görüntüsü de çok güzel oluyor. Bütün köftelerimi bu şekilde hazırladım. Çok bereketli çıktı. Orta boy köfteler hazırladım. Yakından da şöyle göstermek istiyorum. Şekilleri bu şekilde ve görüntüsü de böyle. Şimdi dış katmanını hazırlıyoruz. 2 adet yumurtayı aldım ve çırpıyorum. Yanıma un aldım, bir buçuk su bardağı kadar un aldım, bir buçuk su bardağı kadar da galeta unu aldım. Önce köfteyi una buluyorum, daha sonra yumurta buluyorum, daha sonra galeta ununa buluyorum. Hemen bir tane daha göstermek istiyorum. Önce una buluyoruz, daha sonra yumurtaya, daha sonra galeta unla buladıktan sonra. Ocağın başına geçiyoruz. Önceden yağımı koydum ocağa. Bu işlemi yaparken yağımı da ocağa koydum. Altını çok kıstım. Yavaş yavaş yağım ısınırken ben köftelerimi hazırlıyorum. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Videolarımı kaydederek, sevdiklerinize paylaşarak kanalımı büyütmeme yardımcı olabilirsiniz. Ve videolarıma puan vererek de kanalımı büyütmeme yardımcı olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdi de çok teşekkür ediyorum. Köftelerimi hazırladım bu şekilde. Şimdi ocak başına geçiyoruz. Bunun gibi birçok farklı ve güzel tariflerim var. Birçok kişide olmayan tarifler, kendi yaptığım tarifler, kendi fikirlerim. Bunlara bakıp faydalanabilirsiniz. Çok güzel, çok lezzetli mantı tariflerim var. Pratik lahmacun tariflerim var. Pratik mantı tariflerim var. Dediğim gibi çok farklı tariflerim var. Ve kolay pratik tariflerim var. Bakıp izleyebilirsiniz. Şimdi köftelerimi yağın içine attım. Kızgın yağın içine attım. Önce yağım kısıktı. Daha sonra orta harlıya aldım. Köftelerimi içine attım. İyice kızardıktan sonra bir tarafını çeviriyorum tamamen kızardıktan sonra köftelerimi içinden çıkarıyorum daha sonra bu köfteleri çıkarınca diğerlerini içine atıyorum hepsini bu şekilde pişiriyorum her tarafı eşit bir şekilde kızartmamız gerekiyor ki dış katmanı böyle çıtır çıtır olsun lezzetli olsun bu köfte 2-3 gün kalsa da hiçbir şey olmuyor dolapta 2-3 gün kalırsa da hiçbir şey olmuyor lezzetinden bir şey kaybetmiyor çok lezzetli çok güzel olur kızaranları çıkarıyorum diğer tarafını tekrar çeviriyorum kalanları iyice kızarmasını sağlıyorum her tarafı eşit olsun bazı yerlerinde açık hafif böyle çatlaklık olabilir onlar hiç sorun değil zaten içinden dökülecek bir şey de olmadığı için hiç problem değil normal içli köfte gibi olmuyor hani içinden dökülür yağınız kirlenir diye korkmayın hafif çatlamalar olursa da sıkıntı değil önemli olan tadı ve lezzetlidir inanılmaz lezzetli oluyor. Şöyle hemen kıvamını gösteriyorum. Dışı çıtır çıtır sanki hani hamur yoğurmuşum ve kaplamışım gibi duruyor. İçi de yumuşacık, çok da lezzetli, çok da güzel. Hem içli köfte gibi oldu, hem börek gibi oldu. Çok farklı bir lezzet oldu. Çocuklar bayılır bu tarife. Çok severler. Mutlaka deneyin. Sizinkiler de eminim çok beğenirler, çok seveceklerdir. Şöyle içini yakından da göstereyim. Asla yağ çekmiyor. Hiç korkmayın. Verdiğim püf noktalarına dikkat ederseniz kesinlikle yağ çekmiyor. Şöyle dışına bakın çıtır çıtır ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimini açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Videolarımı kaydederek, sevdiklerinizle paylaşarak kanalımı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz. Deneyen herkese afiyetler olsun.